Cumhurbaşkanı kendi tayin etmesin ama örneğin akademi dünyasından üniversiteler arası kurulun önereceği 3 kişi içerisinden Cumhurbaşkanı birini seçsin. Hukuk alanında yargıçlar ve savcıların kurulları var. Onların bir araya gelerek önerecekleri 3 isimden birini Cumhurbaşkanı seçsin. Meclisin önereceği ve bu alanda görevli, kamuda görevli çalışanların örgütleri var. Onların da sesinin bu organda duyulmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir benim tarafımdan da. Onların da önereceği 3 isim arasından bir kişiyi Cumhurbaşkanı seçsin şeklinde bir öneridir işin özü. 15 yıl önce de özü buydu, yaklaşım buydu. Yani bir kişinin iki dudağı arasından çıkmasın. O kişi Cumhurbaşkanı dahi olsa. Ama çoğulcu bir yapıda öneriler yapılsın. O onların arasından ancak bu seçmeyi yapsın. Bir önerinin daha hazırlanmakta olduğu bilgime geldi. Avrupa Birliği çalışmalarını yürüten dairemizin de yaptığı bir çalışma varmış. Orada da işte başkan Cumhurbaşkanı tarafından atansın, geriye kalan 4 kişi de hükümet başkanı ve ana muhalefet başkanı tarafından, yani siyaset biraz daha fazla işin içinde olsun şeklinde bir öneri var. Bilmiyorum, o öneri daha gelişecektir herhalde, ne şekilde alacaktır. Başka öneriler var mı onu da bilmiyorum. Ben sadece kendi inançlarımız ve çoğulcu demokratik bir yapılanma nasıl olabilir? 15 yıllık bir geçmişten gelerek bugünün de süzgecinden geçirildikten sonra arkadaşlarımızın güncellemiş olduğu bir taslağı ben huzurunuzda Bakanlar Kurulu'nun Sayın Başbakan'a takdim ediyorum. Bundan ötesi artık sizin ve meclisin işidir. Zaman zaman bu konularda fikir alışverişinde bulunur ve bu ülkenin çok önemli ve kanayan bir yarasına el birliğiyle çare üretebilirsek ve bu kanayan yara müşavirler olayını da artık bitirirsek çok iyi olacaktır. Çünkü bu konudaki